Merhabalar. Ay. İnşallah bugün yayını yapabileceğiz. Zeynep Hoca problemini halletti. Şöyle yapayım. Şimdi bende bir sorun çıktı. Ha, katıldı bile. Bakalım. Yine aynı şeyler oluyor. Ah tamam. Başardık. Evet, Bir ara korktum duyuyorum. yani yine aynı şeyler oluyor diye. Ama Evet, senin yüzünü merhaba. göremiyoruz. Biraz aşağıya indirmem lazım. Evet, ben kameradan ayarlamıştım ama kamera... Ay, bir saniye. İşte böyle biraz aşağıya ineceksin. Ben de biraz yukarı mı çıkacağım, ne yapacağım? Ben de silen sorumlu. Tamam. Ne Bir güzel ara. ayarlamıştım ben ya. Bu niye ki Hayır, öyle oluyor? sen bütün resmi ayarlıyorsun ama burada Evet, ekran tabii ikiye yapmıştım. ayrılıyor. Dolayısıyla o ayarlar yetmiyor Neyse, yani. yumuşak Heh, şöyle tamam, ya. aferin. Bak ne güzel oldu. Şimdi bu kadar yeterli, güzel. Hoş geldin. Deminki Hoş güzeldi. buldum. Güzel ama kayıyor şimdi. Kitap vardı altında. Böyle yapınca olmadı. Bir tane Destek daha yapmam koy. lazım. Arkada çok kitap var. Bir tane daha kitap koy. Bekleriz. Zaten kitaplar olmasa bizim ekranlar hep şey. Yok, beceremedim. Ben şöyle uzak mı durayım? Ama sesin sesle ilgili sorunu yaşamayalım. Uzak ya da yakın o çok önemli değil de önemli olan sesle ilgili sıkıntımız olmasın. Sen Ben aşağıya indireyim şunu bir saniye. Tamam, böyle iyi herhalde. yani Değil mi? biraz tepeden Evet. kesiliyor ama yok yok göremi baksana tependen gidiyorsun sen yukarı kal ha, şimdi iyi böyle iyi evet Tamam. böyle çok iyi nihayet başardık Evet. nasılsın Zeynep? İyiyim Allah'a şükür Nevin abla. Bayağı stresli oldu geçen haftadan beri. Ha, Ha, neyse çabuk hallettik bir problem yokmuş ama işte bilmeyince evet. problem oluyor. Yani Z kuşağı sağ olsun. Hemen baktığı gibi halletti yani yeğenim. İyi maşallah. O İyi gün mi? orada çok yalnızım. Kimse yoktu etrafımda da anlayan birileri. Hmm. Ben de pek anlamıyorum bu işlerden. Doğru. Maalesef. Neyse hayırlısı geçmiş olsun işte yine bir biçimde hayırlı oldu. Ben şimdi yorumları kapatacağım. Sonra herhalde sesle ilgili bir sıkıntı falan olsa söylerlerdi. Öyle de bir sıkıntı yok ve biz programı başlayalım. Kısaca öncesinde tanımak istiyoruz tabii ki katılımcıları, sizleri. Evet. Bir kendini anlat, bir yerden okuma. Sen kendini biliyorsun zaten. Yok canım, notlarım var, öyle şeye bırakamam yani, şansa bırakamam. Madem akademisyen Akademisyen olunca. yazmışsın. Nelerden Ama bahsedeceğim belli yani. Bunları not ettim. şeyi veriyorsun yani kopya veriyorsun görüyor anlıyoruz dolayısıyla bir Ha, yerde yok. okumadan kendini anlatabilirsin mesela doğduğun yerden ve tarihten başlayalım. Evet. Şimdi 20 ay tuhaf da oluyor açıkçası. İlk defa böyle bir şey yapacağım. 28 Şubat 1977'de Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde doğmuşum. 28 Şubat. Ne kadar Evet, aynı. önemli. Ne kadar Evet, önemli. 28 Şubat'ta hatta 29 Şubat değil yani 28 Şubat'la kurtarmışız. 5 kız kardeşiz. En küçükleri benim. Yani tekne kazıntısı da diyorlar sanırım beşin yani son çocuklara. Nasıl bir şey son Abram çocuk olmak? Beş abladan sonra yine bir kız çocuk. Nasıl bir şey? yani onlar için acı herhalde. Hayır, senin için. Benim için iyi, güzeldi. En küçük ablamla bile aramızda 6 yaş var. En büyük ablamla 18 yaş var aramızda. Yani yaş farkları çok fazla olunca tabii kıymet de fazla oluyor sanırım. Sadece ablalarımla ilgili değil, amcamla yengemin de çocukları olmamıştı. Yani onları için de
özeldim açıkçası. Hatta yengem üç evin bir kızı olarak severdi beni. O zaman sen çok el bebek ve bebek büyüdün. Yani öyle sayılır. Yani şımarmam için ortam hazırdı ama ta ben ona müsait olmadığım için şımarık bir çocuk olmamışım açıkçası. Ama sevgi şımartmak demek değil yani. Sevgiyi göstermek, biz onu yanlış biliyoruz. İnsanlar çok sevdiği zaman çocuk şımarır diyorlar ya. Öyle bir şey yok. Şımarmak farklı bir şey. O yüzden sevmeye evet, ama abartıya, bir de yani sınırları çizmiyor. Aslında sınırlar çizilmediği zaman sıkıntı çıkıyor. Dolayısıyla herkes seni sevmiş. Şımartmıştı ama sen de şımarmamışsın. Neyse, artık o şansın kalktı. Büyüdün artık. Evet. Hatta annem sokaklara inip yemek yedirmek için elinde tavayla işte tabakla falan vesaire peşimden koşturmuşluğu var yani 5. kız olmama rağmen diyeyim. Şimdi bu program dolayısıyla sayende tabii gözden geçirme fırsatını da buldum hayatım. Öyle bir Neler katkısı oldu yapabiliriz? yani. Tamam. Biraz da zorladım neler var neler yok bir baktım şöyle geriye doğru mecburen. Tabii diğer konukların gibi olağanüstü şeyler yok hayatımda onu baştan da söyleyeyim. Öyle bir şey yok Zeynep. Biz seni tanıyacağız. Yani ilkokul, sen de bir ilkokulda okudun, bir ortaokulda okudun, öğretmenlerin, hocaların oldu. Ben tarihi kaçırdım. 97 mi dedin, kaç dedin? Doğum tarihi mi? Evet. 77 o kadar genç değiliz canım. 77, 83 Evet. var. İyi güzel. Yani 80'ler döneminde Özal döneminin çocuğusun sen. Evet, doğru. İşte senin reddedilemez ağrınla kabul etmiş olduk bir kere. Bir de şunu söyleyeyim ilgilenenlere. Seninle kesinlikle böyle bir program yapılmalı yani. Ben daha önce rastlamadım ama yapıldı Var mı var bilmiyorum. var. Var mı? Ümraniye Müftülüğü yaptı tabii. Ben onu Ha, YouTube'da var ya, yapıldı. evet. Şimdi sen de ilgileniyorsun biyografiyle, otobiyografiyle. Ben de doğal olarak ilgileniyorum. Sultanahmet Mecid uleması olduğu için Bir dakika biyografi ya, ben ana konu. oraya ne zaman geçtik oraya? Ortaokul, lise, üniversite derken. Geçmedim de şimdi otobiyografiden birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yani hem Ha. hayatımla bağlantılı İyi, olarak hem tamam. de otobiyografinin biraz sıkıntılı olduğunu sen de biliyorsun hani hatırat otobiyografi Tabii. hatta ben kaynak olarak anlatırken hatıratları bazı sıkıntılarına değiniyorum öğrencilere. Tabii. Şimdi şöyle genellikle ben de onu gördüm kendi hayatımı gözden geçirmeye çalışırken genelde olumlu şeyleri anlatmaya meyilliyiz. Yani evet insanların doğasında bu var. Mesela ilk çocukluğumdan şöyle diyebilirim işte Şişli'ye bağlı daha sonra da Kağıthane'ye bağlanan Çağlayan'da geçirdim hayatımı. Hala da orada oturuyoruz. Yani yaşadığım muhiti mesela birkaç farklı şekilde anlatabilirim bu anlamda. Şimdi bu anlatılara geçmeden önce hem hani otobiyografinin sıkıntılarını hem de kendi hayatımda bir şekilde anlatmış olacağım bu Tamam, vesileyle. daha güzel, buyur. Şimdi çocukluğum mesela şöyle bir şey söyleyebilirim, anlatabilirim. Çocukluğum işte lale devrinden kalma, etrafında işte tavus kuşlarının bulunduğu saray kalıntılarının içinde geçti diyebilirim. Ha, Tarihe yani olan her saray merakımdan. var. Orada Çağlayan'da saray var mı ki? Evet, geleceğim ona. Yani tarihe olan merakım işte bu Esrarengiz Hava'nın verdiği ilhamla yeşerdi vesaire diye böyle abartılı bir şekilde anlatabilirim. Ama şimdi bizim sokaktan aşağı inince hakikaten kağıthaneye iniliyor yani. Şimdi şöyle yani bu doğru mu? Doğru yani saray kalıntıları vardı orada. Bildiğim kadarıyla şu an kaymakamlık binası yapıldı oraya. Tavus kuşları da mı var mıydı diye sorarsak o da vardı. Ama eksik bir taraf var ki o da orası
Bataklıktı yani. Hani ben Ulaşamıyordunuz. gidiyorduk, yok gidiyorduk ama ayaklarımız çamurlara batıyordu yani, böyle bir durum vardı. Hatta sen de bilirsin o dereyi, Osmanlı arşivinin karşısından geçen dere ve inanılmaz bir kokusu vardı. Şimdi bunları anlatmayacağım. Evet, yani saray kalıntıları vardı hakikaten, şu an düşünüyorum. Tavus kuşları o güzel açarlardı, böyle de renkli renkli de görürdük. Ama sadece bunları anlatınca işte şey oluyor, eksik oluyor. Yani diğer Evet. Bataklık taraflarında. güzelleri gibi anlatman lazım onları. Nasıl? Yani o bataklığı da koyman lazım bir biçimde. Tabii. Yani bunları söylemeyince eksik kalıyor. Tabii o Şimdi aynı kağıthane. zamanda şeyi gösteriyor. O dönemdeki belediye yapısal dönüşüm olmayan şeyler. Yani çok mahrumiyetlerin senesiydi o dönemler. Evet. Yani şimdi kağıthane demişken mesela 3-4 yaşlarındaydım, hatırlıyorum, onu da söyleyeyim. Önemliydi çünkü benim için. En büyük ablam ben 3 yaşındayken evlenmişti. O ara işte Belçika'ya gitti evlenip. Bizim sokaktan aşağıya doğru taksiyle birlikte gitmişti. Ben de bir arkadaşımla onu bulacağım diye, ablamın yanına gideceğim diye aşağıya doğru inmiş ve kaybolmuştu. Sonra annem ve onun amcası birlikte bulmuşlardı bizi. Bayağı bir yorulmuş yani, ilk kaçışım öyledir. Ve ben sıkı büyütülen bir çocuktum yani, astım hastasıydım, astımım vardı. Hep böyle gözler benim üzerimdeydi. Gözetiliyorlar ha tabii. Evet, buna rağmen böyle şeyler yapabiliyordum yani. Diğer bir anlatıya geçersek, mesela kağıthane kısmı, hem kağıthaneye yakınız hem de Şişli'ye yakınız biz. Evet, şimdi mesela Çağlayan'a yakın olması dolayısıyla Şişli Osman Bey, hatta Nişantaşı'yla bağlantı kurarak Evet, bir doğru. anlatım gerçekleştirebilirim. Mesela alışverişlerimizi işte Şişli'den yapar, doktorlara Nişantaşı'nda giderdik diye böyle bir abartılı anlatım yapabilirim. Hakikaten de öyleydi yani. Bir şey, önemli bir sıkıntı olduğunda Nişantaşı'na doktorlara Yani giderdik. daha kaliteli hizmet istediğinizde Nişantaşı'na Ha. geçiyorsunuz, Evet. Şişli'ye geçiyorsunuz. Ama Evet. gündelik hayatınız Çağlayan'da ve Ya Kağıthane'de. evet, şimdi hani orayla yani şöyle söyleyeyim, bunların sıklık oranı neydi? Yani biz her zaman orada mı alışveriş yapıyorduk veya Yani tabii Nişantaşı'nda bayram. mı alışveriş yapıyorduk? Şimdi böyle sıkıntılar olabiliyor tabii, dediğim gibi otobiyografik anlatılarda. Şimdi Şişli demişken yine bir hatıratını anlatmak isterim, burayla da bağlantılı olarak. İlk evden uzak bir yere gidişim anlatacağım. Arkadaşımla gitmiştik. 6 yaşlarımdaydım yani, Sen de gittik. çok Yani erken şimdiki çocukları başlamıştın ya. Biri 3 yaşında, biri evet, 6 şimdi yaşında. Ne oldu? yani şimdiki çocukları düşününce insanın tüyleri diken diken Tabii oluyor şimdiki yani. çocuklar kımıldamıyorlar ekran başında hep. Evet. Yani bir de güvenlikli de değil yani, hani gitmesi, gelmesi vesaire. Nereye Şimdi o gittik ki altı arkadaşla Şişli'ye yaşında? kadar gitmiştik. Nereye gittiniz? Yürüyerek Şişli'ye. Amcamla babamın dükkanı Şişli'deydi. O vakit. Uzun süre esnaflık yapmışlardı orada. Eski adliyenin, bugün Çağlayan Adliyesi yapılmadan önce Şişli'de adliye vardı. O adliyenin karşısında uzun süre kırtasiye dükkanı işletmişlerdi. Daha sonra Çağlayan'da bizim apartmanın altına geldiler. Orada bakkallık yaptılar. Yani Kaçış lan imkanınız kayboldu. efendim? Kaçış imkanınız Lan kayboldu. Artık nereye kaçacaksın? Aşağı evet. katı Laz bakkal olarak uzun süre orada devam ettirdiler inmiyorsun. bakkallığı. Bu arada Trabzonlu olduğumu da söyleyeyim yani, köken olarak. Bir Annem babam de yani Trabzonlu. şey, peki trafik falan yok muydu? Gerçek orada çok ve otobüs durakları var, yollar bugünkü gibi olmasa o zamanda da çok şey değildi, güvenlikli. Bilemiyorum, 6 yaşındaki bir çocuk
Hani bir ilkokul biraz daha yüksek, ortaokulu zaten halleder de 6 yaş deyince biraz öktüm. O zamanlar daha altı otobüs geçiyordu galiba, değil mi? Tabii. Ve hep işte zaten kaldırımı kullanarak gitmiştik. Hani bir yerlerden çok fazla karşıya geçme durumu yoktu. O yüzden hatta birisini de durdurduğunu hatırlıyorum. Nereye gidiyorsunuz siz diye. Devam etmiştik yine. Şimdi bu da tabii söyleyeceğim, anlatacağım bir hikaye olarak Var zikredebilirim. hayatında. İyi Evet, güzel. Bu yani sadece şimdi şeyi gideyim. gösteriyor. Cesareti ve özgürlüğü gösteriyor. Aynı zamanda yani. Evet. Onu da ben Yani söyleyeyim. geriye yani şimdi o da sıkıntılı işte. Geriye bakıp geldiğin konuma dair bazı ipuçları, emareler arıyorsun sanki. Belki de zorluyorsun bir anlamda. Yok, bak hiç ben zorlanmıyorum. Sen anlatıyorsun, ben tespit ediyorum. Öyle mi? Ama ben bunları niye seçip anlatıyorum sana mesela? Neyse yani orasını bilemeyeceğim, ben bir şey demedim yani. Evet. Yani şimdi üçüncü bir anlatımda şöyle olabilir. İşte çocukluğumda daha çok tek katlı evlerin olduğu, işte bahçelerin olduğu, Ben bahçelerin tek oralarda hep katlı. apartman hatırlıyorum, ben yani oralarda tek katlı evler var mıydı? Şimdi öyle. Benim çocukluğumda bizim ev tek katlı değildi, apartmandı, ama diğer evleri düşündüğümde tek katlıydılar. Bahçeleri vardı. İçinde envai çeşit çiçekler oluyordu. Meyve ağaçları vardı. Yani hatırladığım özel bahçeler var şu an zihnimde. Şimdi böyle bir durum var. Yani bu şekilde anlatabilirim, ama şimdi diğer türlü hani lüks muhitlere nazaran baktığımızda tabii sıkıntılı. Yani karşımıza nasıl bir muhit çıkıyor? Ben bu şekilde anlatabilirim. Gerçekten bahçeli evler vardı, çiçekler vardı Anlatabilirsin. içinde. Bu yanlış da değil ki Zeynep, anlat tabii yani, hani sen şunu demek istemiyorsun yani, bahçeli villa tipi bir ev diye demek istemiyorsun. Bahçeli ama Evet. mütevazi bir ev demek istiyorsun. Ben anlıyorum. O dönemde zaten villa falan çok daha başka yerlerdeydi. Dolayısıyla biraz bir şey, mekanı bilmek lazım. Burada ben çok bir anormal görmüyorum otobiyografi anlaşıdan, sen bunu anlattığında yalan yanlış yok ki yani. Yok, hani ikinci kısmını da katsak tamam, sıkıntı yok, ama sadece o kısmını anlatırsak Ha. biraz hani farklı canlanabilir zihinde İşte o manası. o yüzden karşı otobiyografi anlatırken karşı tarafta olan kişi bunları konuşturacak, oraları bilecek. Çağlayan o dönemde Aynen. bir sanayi mahallesiydi. Gelişmekte olan bir yerde, insanlar orada köyden köye, kente göçte önemli bir bölgeydi vesaire diye sorularla konuşmacıyı yönlendirdiği zaman o boşluklar doluyor. O da ben oluyorum yani. Evet. Yine zihnimde yer eden bir çocukluk hatıram daha var. O da yine arkadaşlarla birlikte Abidiye Hürriyet Tepesi'ne gidecek piknik yapmak için. Bugün hala Talat Paşa ve Ziya Paşa'nın da olduğu yer orası. Yine ilkokuldaydım, yani çok büyük değildim. Karar vermiştik 3-4 arkadaşla birlikte gidecektik, ama tek tek vazgeçmişler onlar mesela. Sen Bundan benim yalnız mı haberim yok. gittin? Evet. Ediyorum işte, sende bir özgür ruh var, dindiremediğimiz bir. O beşinci çocuk olmanın da etkisiyle. Peki Olabilir. okulların nasıl geçti? Şimdi ilkokul faslına geçeyim mi? Yani Geçti. Ya, yarım saat oldu, biraz hızlandıralım. şimdi şöyle, ilkokul faslına geçmeden önce bir iki şey daha söylemek isterim. Hani kitaplarla bağlantı kurmak adına. Şimdi ablalarım benim Kur'an kurslarında okudular. Resmi Kur'an kursları değildi, ama yani İslami ilimlere dair kitaplar hep olurdu bizim evde. Yani sonradan dışarıdan bitirdiler diğer okulları. Bir ablam hatta resmi Kur'an kursu hocası oldu. Sonradan bıraktı. Bir ablam da sosyolojiyi bitirdi. Şimdi ilahiyatta tekrar ikinci bir üniversiteyi okuyor.
Ama kitaplarla karşılaşmam, yani daha büyük bir kütüphaneyle karşılaşmam, felsefeci eniştem vardı benim. O ablamla nişanlandığı zaman kütüphanesini bizim eve taşımıştı. Hatta kitaplar getiriyordu. Onun getirdiği bir kitap serisini de çok severdim. Peygamberler tarihiydi. Böyle hikaye tarzında kitaplardı. Kaç yaşlarındaydın o zaman? Valla yine büyük değildim. 10-11 falan, yani ya da İlk 9-8. okul, son ortaokul bir. Yani ortaokul değil kesinlikle de İlkokul, ilkokul son okul. yine. Evet. Sonra bir ablamın eşi yine böyle dergileri birleştirilmiş halinde getirdiğini hatırlıyorum ben hastanede yatarken. Onu da severdim mesela. Bu arada Cin Ali'yi de severdim. Bizim ilkokul döneminde Cin Ali okutulurdu. Bilmiyorum sen biliyor musun Yani çok onu? hatırlamıyorum. Evet. Yani böyle ilkokula geçersek ilkokulu Çağlayan da Vasfi Çoban İlkokulu'nda okudum 3,5 yıl. Sonra öğretmenimiz Çağlayan'daki başka bir okula geçince birkaç arkadaşla birlikte oraya geçtik biz de. Öğretmeni seviyorduk çünkü. 50. yıl ilkokulu. Yani Vasfi Çoban İlkokulu şu an yok, yıkıldı deprem dolayısıyla. Maalesef hala boş, inşallah okul yapılır aynı Tabii, isimle. tabii. 50. yıl ilkokulda, yani mezun olduğum ilkokulda metroya kurban gitti. O da yok Aynen. yani. İlkokul Okulların yok hazırım yani yok. şu an. Evet, maalesef ikisi de yok. Lise ise Eyüp İmam Hatip'te okudum. Hatırlıyorum ilkokuldayken öğretmenim hangi okula gideceksiniz diye sorduğunda ben İmam Hatip'e gideceğimi söylerdim. O da üzülürdü. Yani beni seviyordu. O yüzden hani kendi istediği tarzda okullara gitmemi Daha istiyordu. yakın yok muydu? Eyüp uzak değil mi Çağlayan? Yoktu. Yoktu maalesef. Şişli'de de O galiba zamanlar İmam yoktu. Hatip var. Sonradan mı açıldı? Kağıthane de olabilir ama kağıthaneyi hiç duymamıştım yani o zamanlar hatırlamıyorum. Bir de ters bize. Kağıthane İmam Hatip ama muhit olarak ters bize açıkçası. Yani öğretmenim üzüldüğünü hatırlıyorum o vakit. Karı koca aynı okuldaydılar. Benim ailemin yaşam tarzı belliydi, onunki belliydi. Ama hiç böyle olumsuz manada bir şey hatırlamıyorum. Sınıfı da düşündüğümüzde isimler böyle Eylem, Evrim, Barış. Yani şimdi düşününce bağlantıları kuruyorum. Böyle 12 Eylül'ün sanki Evet. yansıması gibiydi sınıftaki isimler. İlkokuldan sonra yakın muhitlerde İmam Hatip yok diye ortaokula yazdırmak istememişlerdi beni ilk başta. Yani bir sene beni şöyle durdurmuşlardı. Bir Ne arkadaşım oldu? vardı. Onun da ilkokulu bitirip işte beraber yazılırsınız tarzını böyle iknaya çalışıyorlardı beni. Ama tabii vazgeçiremediler. Eyüp İmam Hatip'e yazıldım. Bir ablamın da fazla etkisi olduğunu biliyorum. İmtihanlaydı biliyorsun. İmtihana girmiştim, kazanmıştım. Hevesli başlamıştım Eyüp İmam Hatip'te. Yani ortaokulda yine bu heves kırılmamıştı ama lisedeyken açıkçası çok iyi eğitim verdiğini söyleyemeyeceğim Eyüp İmam Hatip'in. O vakitler şöyle bir politika vardı. Ne kadar öğrenci alırsak o kadar iyi. O yüzden hani aralarda işte kaynıyorsun. Eğitime odaklanma Doldurdular değil de evet herhalde. liseye çok fazla öğrenci alıyorlardı ve Kaç eğitimler. tarihi oluyor? Hangi yılları konuşuyoruz? Şimdi 96'da mezun oldum ben. 89-96 yılları arası sanırım Liseden yani. mi 96'da mezun oldun? Ortaokulda. Liseden 96'da mezun oldum. 28 Şubat'ı atlamışsın. Daha gelmeden halletmişsin liseyi. 28 Şubat'ta geleceğim birazdan. Üniversitede takıldım. Radara Puandan atlıyor. takılmadım ama üniversiteden takıldım. Şimdi lisedeki hocalara dair sadece bir hocamı söyleyebilirim. Yani Fahri Çelebi. Tarih hocamdı. Böyle evet
Normal konuları anlattıktan sonra, müfredat konularını anlattıktan sonra işte madalyonun öteki yüzünü anlatacağım diye başlardı. Böyle pür dikkat dinlerdik ne anlatacak diye. Sonra mezuniyetime 2 ay kala, 2-3 ay kala Kağıthane İmam Hatip'e aldırdım şeyimi, kaydımı. Niye? Bunun sebebi de şöyle bir sebebi. Şimdi yapsa mıydım, yapmasa mıydım bilmiyorum ama üniversite imtihanlarına 2-3 ay kalmıştı. O dönemde kredili sistem vardı. Ben kredili sistemde değildim. Kredili sisteme geçince mezun oluyordum. Kağıthane'de kredili sistem vardı. Geçmiştim ve mezun olmuştum. O süreci de işte, üniversite imtihanlarına hazırlanmaya ayırmıştım açıkçası. Şimdi lise yıllığımda Eyüp İmam Hatip, yani yıllığım var. Lise yıllığım var. Orada Eyüp İmam Hatip yazıyor. Ama Diplomat. mezuniyetim Kağıthane'den. Diploman kağıthane yazıyor. Evet. Evet, öyle. Şimdi liseyi okuduğum okulda şu an sanırım hala öyle devam ediyor. 28 Şubat sürecinde biliyorsun bazı imam hatipler falan da kapatılmıştı fazla olduğu gerekçesiyle. Maraşal Fevzi Çakmak Lisesi oldu. Evet, şu an. Hala böyle devam ediyor sanırım. Yani okuduğum Enteresan, ilkokullar da yok. şu an her yer İmam Hatip oldu diye biliyoruz. Senin okulun Evet. neyse olmuş. Yani O sen de dönemde olmuştu. Sonra da devam işte ettirdiler devam ama. ediyor yani. Bizim şu an bildiğimiz, bizim her yer İmam Hatip oldu diye bir şey var ya, ki öyle görüyoruz da. Yani burada Paşakapısı Lisesi vardı, Solcuların Kalesi. Şu an İmam Hatip mesela. Yani dolayısıyla her Doğru, yer evet, İmam ben de Hatip. çok görüyorum. Şimdi de Yani bu. Galatasaray'ınki devam ediyor. İyi. 28 Yani Şubat'ta okuduğum bitirin. ilkokullar da yok. Lisede yok, onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi lisedeyken tarih okumayı istiyordum. Yani ta o zamanlara kadar gidiyor. Yani o zamanlar tabii hayallerimizin olduğu dönemlerdi. Böyle İmam Hatiplerin parlak olduğu dönemlerdi. Hani birinciler falan hep İmam Hatiplerden çıkıyordu. Ben de tarih okumak istiyordum. Sonradan tercihlerimin arasına başka sosyal bilimler de girdi ama Allah'a şükür onlar olmadı yani. Bazen evet, bazen başkalarının sizin için söyledikleri işte kendinizin farkına varmanız için önemli olabiliyor açıkçası. Mesela lise yıllığında daha geçenlerde okumuştum. Arkadaşların temennileri arasında tarih öğretmeni olmam da var. Yani evet. Sonra İsabet de hatta isabet olmuş. Bak ne kadar güzel. evet. Hatta bir arkadaşımın da tarih derslerini senin sayende geçtim falan demişti, yani öyle bir şey de hatırlıyorum. Amcam da hep profesör diye çağırırdı beni, yani çocukluk Demek ki çok itibaren. kitap okuyorsun herhalde Çok yani. kitap okuyor muydum bilmiyorum. Çok da Profesörlük okudum nasıl olunuyor ya? Böyle bakarak profesör denmez tabii. kimseye. Evet, demek ki bir şeyler hissediliyor. Tabii daha çok yol var ama şimdi hani geldiğim yerden görmek ve hatırlamak güzel. Tabii. O anlamda Evet. ifade etmek istiyorum bunları. Sonuç itibariyle İstanbul Üniversitesi tarih bölümünü kazandım. Tam istediğin yer. Kaçıncı seçeneğindi? Vallahi hatırlamıyorum. Bir toplam 7 tane tercihim vardı. Çoğu tarihti. Ha. İstanbul dışında zaten yazmamıştım. Kaçıncı tercihim onu bilmiyorum Neyse, hepsi açıkçası. tarihse zaten Hatırlamıyorum. fark etmiyor. Yok, hepsi tarih değildi. İşte coğrafya falan da girmişti ama yani çok şükür onlar olmadı dediğim gibi. Yani ben ikinci öğretimden haberim yoktu aslında. Ortaokul ve lise arkadaşım bana söylemişti. Benim hani daha fazla çalışıp daha fazla puan alarak tekrar girme niyetim vardı. Ama devam ettik. Üniversiteye 96'da, yani mezun olduğum yıl girdim. 2000 yılında da yaşadığımız sıkıntılar dolayısıyla zar zor mezun oldum. Tabii biliyorsun o dönemler 28 Şubat'ın çok sıcak yaşandığı dönemlerdi. İkinci sınıf veya üçüncü sınıf mıydı tam hatırlamıyorum. Kılık kıyafetle ilgili işte kararlar alınmıştı Ha, devletlerimiz sizler tarafından. de ikna odalarına girdiniz mi? Tabii. Yani
girdik. Ben girip çıkmıştım, kabul etmemiştim o şeyi ama sonradan tabii şimdi anlatacağım onları da. Kılık kıyafetle ilgili ilk kararları İngiliz dili ve edebiyatı bölümünde, biliyorsun o yeri Süleymaniye'ye yakın. Orada bir güvenlik görevlisi gelmiş. Üç arkadaş genelde takılırdık. İşte Elif, Arzu, ben. Elif açık bu arada. Gelmişti ve uyarmıştı bizi. İşte bu kılık kıyafetle artık üniversiteye giremeyeceksiniz diye. Böyle çok da içselleştirmiş yani. Sanki daha önceden antrenmanlı gibi. Biz tabii çok şaşırdık. Ve kendi fakültemize doğru gitmeye başladık. Ama inanamıyoruz hani. Edebiyat Fakültesi'nde çok fazla kapalı vardı Evet. çünkü. Evet, hani bu kadar kalabalıkken böyle bir yasak gelmesi imkansız gibi geliyordu bize. Ama maalesef Oldu. fakülteye doğru gittiğimizde artık birçok kişinin İstanbul Üniversitesi'nin kapısının önünde eylem yapmaya başladıklarını görmüştük. Yani acı gerçekle karşılaştık o vakit. Epey devam etti bu süreç. Bilmiyorum, sen de katılmış olabilirsin bu eylemlere. Yani Uzun evet, ben yürüyüşler falan çalışmaya olmuştu. başlamıştım ama evet, o şey Beyazıt'ta, Beyazıt eylemlerinde. Yani fakülte sonra ise işte fakültenin önünde eylemler yaparken bir kısım arkadaşlar girmeye başlamıştı cemaatlerinin isteğiyle. Bizim fakültede de yani süreç epey uzamıştı. Eylemler bitmişti. Artık hani eskisi gibi de değildi. Fakültenin de devamlılık zorunluluğu yoktu. Şimdi var mı yok mu bilmiyorum. Ben biraz bırakmaya meyilliydim ama arkadaşla birlikte işte bir orta yol bulduk. Hani derslere girmeyecektik. Sadece imtihanlara girecektik. Tabii bu kararı vermek de çok kolay olmadı. Çok sancılı bir süreçti. Onları da anlatmayacağım tabii. Hatırlıyorum. Bonenin üzerine başörtü. Başörtünün üzerine Peruk. peruk. Peruğun üzerine de şapka. O Evet ya. şapkaları hala da saklıyorum unutmamak Hiç için. öyle resim çektirdiniz mi? Çok enteresan. Yani bir insan ancak bu kadar zalim, zulmedilebilir bir insana. Çok enteresan. Ben onu hatırlıyorum. Herkesin elinde bir peruk dolaşıyordu. Derse gireceğim peruğunu ver, derse gireceğim peruğunu ver. Ama başörtün üzerine takıyorlar. Yani normal peruk takma şekli de değil. Öyle Komedi komik. yani. Öyle komik komik de bir şey yapıldı. Evet, orada hatırlıyorum bu veznenevcilere çıkan merdiven var. Onun biraz yukarısında tuvalet vardı, hala var mı bilmiyorum. O tuvalete girerdik, onları takardık. Sonra kapıdan işte şapkayı çıkarır, tekrar girdikten sonra onu takardık. Tuvalette tekrar çıkarırdık. Bone ve şapkayla kalırdık. Öyle imtihanlara girerdik. Bunu şeyde de yaptığımızı hatırlıyorum. Temmuz ve Ağustos sıcağında da yapıyorduk yani bunu. Bir de öyle var. Evet, hocalarımız bir şey demiyordu Allah'tan. O şekilde durmamıştı. Sadece bir hocanın hani böyle giremezsiniz dediğini söylemişlerdi ama ben açıkçası şahit olmadım. Yani sıkıntılı bir süreçti. Şimdi Ama gülerek sene bunu kaybı anlatıyorum ama. yaşamamışsınız. Yani 4 senede bitirmişsiniz. Evet. Hatırlıyorum şey o dönemlerde 28 Şubat dönemi tabii sadece üniversiteyle sınırlı değil. Televizyonlarda böyle bangır bangır hani irtica haberleri yapılırdı. Lisedeyken bunu da söylemek istiyorum özellikle. O zamanlar o çizgi film çok meşhurdu. Ninja kaplumbağalar diye laf atarlardı. Bilmiyorum sana da attılar mı ninja kaplumbağa laf. Ninjalar, evet. Evet. 28 Şubat sürecinde de bu değişmeye başladı. Bu sefer o zamanın aktörleri vardı hatırlarsan televizyonlarda durmadan onları gösterirlerdi. Fadime Şahin diye laf atmaya başlamışlardı. Evet. Yani şimdi bunları küçümseyen bir grup var ama bunlar genç bir insan Yani. için hiç de küçümsenmeyecek şeyler. Yani büyük travmalar Tabii. aslında. Tabii. Toplumsal Yani dayatma, yani toplumsal dayatmaya, ya daha doğrusu erkin dayatması bu dönemde, o dönemde çok daha ağırdı. Hiçbir evet. araç yok ve genç insanlar
bu genç insanların yanında da kimse yoktu ki yani. Yok o var, bu var, zaten cemaatler açmış. Normalde başörtülü yanında hiç kimse yok. Tek başına Evet, mücadele şimdi veriyor. üniversiteye dair bir şey de söylemek istiyorum bu sürecin dışında. Şimdi 2 yıl kadar yüz yüze, günümüz tabiriyle yüz yüze eğitim yapmıştık. İkinci öğretim olduğu için birinci öğretimlerin dersleri bizim derslerimiz arasında yoktu, bazı önemli dersler. Bir grup öğrenci toplanıp dekanlığa gitmiştik. Hani ders talebinde bulunmak için birinci öğretim derslerini de almak istiyoruz diye. O zaman dekan edebiyat fakültesinden olacak zaten de, edebiyat bölümündendi hatırladığım kadarıyla, ama ismini hatırlamıyorum. Dekan yardımcısı da bizim hocaydı, Feridun Emecen. Feridun Hoca şey demişti, onu hiç unutmuyorum. İlk defa bir grup öğrenci gelip bizden fazla ders istiyor diye, onu hala hatırlarım. Çünkü o grup gerçekten önemli. Yani hem yüksek lisans yapanlar vardı o grubun içerisinde sonrasında, hem de doktora yapanlar ve akademisyen olarak yollarına devam eden kişiler var hatırladığım kadarıyla. Yani yasakların geldiği vakitler bizim için eziyetti. Arkadaş, onun da ismini zikretmeden geçemeyeceğim, Elif'in bize verdiği notlarla geçmiştik sınıfı. O giriyordu, notları alıyordu, bize veriyordu. Hatta biz o notları deftere bile geçiriyorduk. Yani niye geçiriyorduk onu bilmiyorum. Hani o notlardan sadece çalışmayı tercih etmiyorduk, aynı zamanda defterlere de geçiriyorduk. Yazarken de öğrenir insan. Öğreneyim Ha deyip geçirebilirsin. Mezun olduktan sonra da epey bir iş dönemi olmadı herhalde. Ne oldu? yok, 2000'den olmadı. mezun oldunuz. Şimdi şöyle, yüksek lisansı da aynı okulda yapmak istiyorduk. Fakat içeri girdiğimizde peşimize bekçi takılmıştı. Yani peşimizde dolanıyordu böyle. Yani biz bunu burada devam ettiremeyeceğiz diye düşünüp çıktık. Yani evrakları götürmüştük ama vazgeçtik. Sonra yine arkadaşım Nuray şey demişti, niye Marmara İlahiyat'ta yapmıyorsunuz? Yani ilahiyatta çünkü yasaklar yoktu, oraya çok sonra geldi. Hakikaten öyle yaptık, Marmara'ya müracaat ettik, İslam tarihi bölümüne. Osmanlı tarihi yine çalışacak, orada bayağı Osmanlı tarihçisi hoca vardı. Ama gel gör ki oraya gittik ve yasaklar oraya da geldi. Yani Yani yasaklı döneme rastladık 2000'den yine. sonra da devam etti yasaklar. Tabii devam etti. Ama yüksek lisans olduğu için biraz Evet, daha rahatınız. rahattı. Gerçi yine ders döneminde rastladığı için bir dönem uzamıştı. Ama oradaki süreç daha kolaydı açıkçası. Marmara İlahiyat'ta yüksek lisansa başlayınca İSAM Kütüphanesi'yle de tanıştık. Nihayet Tanışma olsun. başörtüde bir şey demeyen bir Evet. yer çıktı. Evet. Şunu söyleyeyim, kılık kıyafetten dolayı alınmadığımız İstanbul Üniversitesi kütüphanesi vardı yani Evet. karşımızda. Evet. Yani bu kütüphaneden sonra bir de açık raf sistemi, işte ilgili personeliyle cennete düşmüş gibiydik yani. Hala Evet. da öyle. Evet. Öyle, evet. Gerçekten. İlk gidişimizi hatırlıyorum da, kütüphane çalışanlarından Abdurrahman abi, sen de tanırsın onu. Bize tüm katları tek tek tanıtmıştı, işte şurada şunlar var. Aynen böyle gülme krizi tutmuştu benim. Bu sıcak ilgi ve alaka şok etti sanırım. Yani hiç öyle bir şey görmemiştik daha öncesinde. Tabii İSAM'a gidiş o gidiş. Hiç çıkmaz olmuştuk. Yüksek lisans doktora hep orada geçmişti. Bütün imkanlar vardı aslında orada. Yani bir yüksek lisans ve doktora çalışacak öğrenci için bedava çaylar da vardı, biliyorsun. Ama Evet. tabii ben utanırdım, bedava olduğu için almaya utanırdım onları. İlk başlarda o çaylardan. Yani güzel bir ortamdı. Arkamız önümüz boş oluyordu. Şimdiki gibi kalabalık değildi. Yüksek lisansımı Ziya Yılmazer'le yaptım. Tenkitli Metin Neşri yapan Ziya Yılmazer'le. Konu 19. yüzyılın ilk yarısında kadın terekeleriydi. Yani kadınların bıraktıkları Enteresan.
Ne Miraslar. çıktı? Ne varmış kadın terekelerinde? Benim incelediğim Mülga Belediye Kastamlı'ydı. Mülga Belediye Kastamlı'nda daha çok gayrimüslim kadınlarla karşılaştım açıkçası. Çok da zengin olmayan kadınlardı bunlar. Yani hani bir Şeyhülislam karısı, bir işte sadrazam karısı vesaire değil. Sıradan mahalleden kadınlardı yani. E O peki bu yüzden de mahallesi belli mi onların? Hangi tabii tabii hangi mahalleler mahalle? belli. Mahalleler belli. Şöyle gayrimüslim hani çıkmasının sebebi de aslında o mahallelerle biraz ilişkili. Evet, Çünkü evet. şimdi bile düşündüğümüzde o mahallelerde genelde gayrimüslim kadınlar, kadınlar diyorum, gayrimüslimler oturuyor. Mesela Ha. Samatya gelen aklıma, Kumkapı vesaire, Evet. Galata. Bu Galata yoktu da o Hı. Fener, Balat vesaire. Bunların daha çok kıyafetleri, ev eşyaları, bu tür eşyalar. Hatta Yazınç. evet, bunlar var. Yani şu an miras olarak kayda geçmeyecek mallar bunlar. Evet, çok enteresan. Niye böyle her şeyi yazmışlar? Yani mesela bir tane tülbent, onu bile yazmışlar. Evet. İç çamaşırları vesaire onlar bile Evet. var. Ve bunların değerleri de var yani hani akçe, guruş vesaire şeklinde değer de konulmuş bunlara ki herhalde o vakitler Tabii ama bizim şu emtia, an tabii emtia az ya, az olduğu için o mirası giriyor da paylaşılacak, onlar da parası verilecek. Şimdiki Evet. de fabrikasyon yok yani, her şey elde dokunuyor. Kervanlar da geliyor. Kıymetli, evet, kıymetli her şey kıymetli o zamanlar. Ondan Kitap da sonra çok fazla. Abdülmecid Efendi ne Şimdi yazıyor seninle herkes? ilk tanışmamız da şeyde olmuştu, Şeriye Evet, sicillerinde Süleymaniye'de hatırlarsan. Evet, müftülükte yok. oranın arşivine geliyordunuz. Evet, o zamanlar oraya geliyorduk Ne? hatırlarsan. Abdülhamit'in dolaplarının içerisinde bayağı soğuktu o vakitler. Niye Hatta bir dönem de araştırıyordunuz o zaman? o zaman işte şey yoktu, dijital Hı değildi, hı. onlar dijitale Biliyorum. aktarılmamıştı. Oraya gidip bizzat defterlerden ben terekeleri tespit ediyordum, kadın terekelerini. Tabii o Elinize ara defterler alıyordunuz. Şimdi o şans yok kimse. tabii hatta var ya o dönem çok serbestti yani istediğin şeyi yapabilirdin. Evet. Böyle bir durum Hayır, vardı istediğin şeyi yapamazdım. Bizler sizleri tanıyorduk, güveniyorduk, ya. görüyorduk. İzin vermedik de öyle şey olur mu? Nasıl istediğin şeyi yapacaksın? Evet, o kadar güven bence fazla yani. Evet. Yan taraflarda da fetva veren hocalar vardı. Bir ara sen de veriyordun İşte galiba. onlardan bir tanesi de ben, orada benim odam Evet. var. Evet. Odada veriliyordu, sonra oraya geçilmişti diye hatırlıyorum. Tabii bazen yüzümüzü kızartan sorular geliyordu. Soruları duymasak da verilen cevaplardan bunu anlıyorduk. Evet, yüksek lisansım böyle kadın terekeleriydi. Yani kadınların mal edinebilmesi, satabilmesi, borçlanması, alacaklı olması vesaire bu tür şeylere şahit oluyordum bizzat. Bunu anlatmayacaktım ama söyleyeyim. Geçenlerde bir hakemlik geldi bana Dergi Fark'ta. Feminist kadınlarla alakalı. Burada yani bu tür çalışmalar, benim yaptığım türden çalışmalar fazlaca artmasına rağmen, hani şeriye sicilleri vesaire çalışanlar çok fazla olmasına rağmen şöyle bir bilgi var. Kadınların mülk edinemediği, babalarından miras alamadığı vesaire şeklinde. Çok şaşırdım yani, çok tuhaf geldi, enteresandı. Tabii Biraz tereke reddettim yani. defterlerine baksınlar yani, hala akademisyenler de böyle yaparsa. Yani hiçbir şeyden haberi yok. Kadınların mülk edindiğinden, sattığından vesaire haberi yok. Vakıf kuran kadınlardan haberi yok. Tarihçiler ya, bir de tarihçi Böyle bir şey var vardı. yani. Yorumları da açayım da ben. Soru soracaklar varsa Şimdi onları yorumlara. doktoraya geçelim. Bayağı bir uzadı. Evet. Yani doktora da yine Ziya Yılmazer'le oldu. Şöyle yine kadınlarla ilgili çalışmak istiyordum açıkçası. 2004 yılları olması lazım. O vakitler İsmail Kara Hoca'yla da tanıştığımız yıl 2004 yılı.
Doktora konusu üzerinde konuşuyorduk İsmail Hoca'yla birlikte. Tabii Arzu da var o zaman. Ne çalışacağımı öğrenince kadın çalışacağımı söylemiştim. O zaman gülerek şey demişti, bırak kadınları erkekler çalışsın demişti. Tabii yüksek lisansta Arzu tarih defterleri çalışmıştı. Onun üzerinden devam ettirecekti doktorada da ulema çalışmayı. İsmail Hoca da ard arda gelen iki dönemin ulemasını çalışmamızı öneriyordu. Tarih defterlerinden Evet. yola En çıkarak. azından iki dönemi de görmüş oldu. İki sultanı da görmüş oldu. Evet, hocanın şeyi oydu, yani emeli oydu. O tarih defterleri gerçekten önemli. Yani biyografiyi ortaya koymak, özellikle ulemanın biyografisini ortaya koymak için önemli kaynaklar. Bunların bir kısmı da yine şeriye sicillerinde mevcut. Şimdi ben ulema çalışmaya ikna olmuştum ama bu sefer hani terekelerden vazgeçmek istemiyordum. Hani şöyle ulema terekesi çalışmak istedim. Madem kadınlar O da olmuyor. olabilir. Evet, ikisini Evet. karşılaştırabilirdin yani. Evet. Ama o da olmadı. Peş peşe iki dönemi çalıştık. Yani kadınlar da olmadı, Peki terekeler de olmadı. Abdülmecit dönemi hangi yıllara denk geliyor? 1839-61 arası, yani 21 yıllık bir dönem. Yani şöyle, Kaç tane ulema var? Rakamsal değerini biliyor mu? 947, İstanbul'da 947. mı, Türkiye'de mi? İstanbul'da. Hmm. Evet, şöyle, Bayağı tabii kalabalık. kadınlarla alakalı, yine ben kadınlara dönmek istiyorum. Kadınlarla ilgili çalışmalar yapmaya devam ediyorum açıkçası. Onlardan da vazgeçmiş değilim. Bu arada İsmail Hoca'nın tabii senin de bildiğin gibi üzerimizdeki emeği büyük. Mesela ilk yazım onun sayesinde çıkmıştı 2008 yılında Dergah yayınlarında, Dergah dergisinde. Kazanlı Halim Sabit'le ilgiliydi. Doktora tezimden ayrı olarak İsmail Hoca'yla ayrı yürüttüğümüz bir medrese kitabı projesi var. Medrese Islahatı Risalesi yazanlardan biri Kazanlı Halim Sabit'ti. Benim için bir yazının bir yerde yayınlanması olağanüstü bir şeydi açıkçası. Evet. Yani bu olağanüstü durumu onunla aşmış oldum böylece. Yani Kazanlı Halim Önemli Sabit'le bir yazdım. eşik tabii ki. Evet. Sonraki yıllarımda da İsmail Hoca'nın katkısı çok fazla. Bu aralar ortak çalışmalarımız eskisi hızlı değil. Yani şu anda sen Keyifli. artık bir hoca oldun. Kaç tane öğrencim var? Evet. Kolay Aramızın değil kötü tabii. olduğuna dair vurgular yapıyor ama ben toparlayacağımızı ümit ediyorum açıkçası. Doktora süreci de bayağı uzun sürdü. Şimdi Sultanahmet Abdülmecit dönemi Osmanlı uleması 900 oldu. ulemayı çalışmak kolay bir şey değil ama yani. Yani bunları çok ayrıntılı bir şekilde incelediğimizi söyleyemeyeceğim. Yani Olsun, rakamsal değer ne? Yani tabii. adını bile yazsan kocaman olur böyle. Evet, hatta doktora tez savunmasında bir liste çıkarmıştık. Hem medrese listesi hem de ulemanın listesini. Şurada da vardı galiba. Bayağı bir tutuyor yani. Şurada yayınlanmadı ama. Bunlar hep isimler. Neyse, görünmüyor. Şey, ulema dediğimiz kadro nasıl oluyor? Kimlere ulema deniliyor o dönemde? Yani medrese hocası mı, üniversite hocası mı? Ne hocası ulema? Şöyle, ben ulema deyince neyi kastediyorum onu Ya söyleyeyim sen var. neyi kastediyorsun değil mi? Literatürde yani Osmanlı o dönemde ulema kim mesela, çalışmışsın? İşte o insanlar nerede görev yapıyor? Şimdi bunlar medreselerde görev yapıyorlar. İlk aşaması bu. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Medrese, yani 1839-1820, 1861 dedim. Medreseden önce ne var? Başka okul var mı öncesinde medreseden önce? Medreseden öncesi
Sıbyan Mektebi. Yani Sıbyan Tamam. Mektebi'nden sonra geliyorlar Rüştiye Bilgi falan yok daha değil mi? İdadiye falan. Mektebi. Var, onlar da var. Çünkü ikinci Mahmut döneminde açılmaya başlıyor çünkü. Yani 21 yıllık dönem için söylersek o dönemde medreseler hani 12 derece olduğunu söyleyeyim. Şimdi medresede müderrislik yapan kişiler deyince 12 derecelik bir medreseden bahsediyoruz. Mesela İptidai Hariç'ten başlıyor. Darül Hadis'e kadar En çıkıyor. yükseği Darül Hadis oluyor, evet. Darül Hadis'e kadar çıkıyor. Yani buralarda hocalık yapan kişiler ulema. Şimdi ulema deyince de bizim doktora tezinde de yaşadığımız bir sıkıntıydı o. Şimdi şöyle hem medreselerde görev yapanları aldık biz. Ulemanın tanımının içerisinde sadece müderrisler yok çünkü. Aynı zamanda kadılar da var. Tabii. Kadı askerler de var. Ve Şeyhülislam da var. Yani Evet, kimliğe çok geniş sınıfına. bir manası var istilahta, değil mi? Evet. Evet. Yani ilmiye sınıfına dahil olan herkes diyebiliriz Siz de onların ulema hepsini tanımının aldınız mı o içerisinde. 900 kişinin içinde? İlmiye mi var yani? Bütün ilmiye mi var? Yoksa sadece müderrisler mi var? Şöyle o tarik defterlerinde merkezdeki yani İstanbul'daki müderrisler var. Aynı Sadece zamanda müderrisler var. yok, sadece müderrisler yok. Aynı zamanda Şeyhülislamlar var, kadı askerler var ve mahreç kadıları, devriye kadıları, tabii bunların üstünde bir de İstanbul kadısı var. Kadılar da var. Bunların kadılar da var. Yani ilmiye sınıfına dahil olan herkes var. Hatta sonlarına doğru vaizleri de görüyoruz. Mesela Peki Ayasofya Camii'ne bağlı falan diye. tarikat, şeyhler ulema sayılıyor mu? O defterlerde yoktu benim bildiğim kadarıyla. Ama Nakibül Eşraflar var mesela. Nakibül Eşrafların da olduğunu biliyorum. Nakıbül Tarik Eşraf ne defterlerinin yani? içerisinde. Nasıl yani? Tarikat şeyhinin dışında bir şey mi Nakıbül Yani Hazreti Peygamber'in soyundan Eşraf? gelenleri kaydeden kişiler de ilmiye sınıfına dahil. Evet. Evet, o yüzden onların da tayinleri vesaire bilgiler var. Zaten tarik defterlerindeki bilgiler hani böyle çok fazla bilgi içerikli şeyler değil. Sadece mesela kadı başlığı var. Kadıların mahreç kadısı mesela Bursa kadılığına tayin edilen kişiler. İşte şu tarihte göreve başladı. Şu yani ilmiyeye giriş tarihiyle göreve geldiği Tarihler. tarih. Evet, bunları hani CV bir gibi araya. yani şu an CV diyoruz işte CV gibi bir şey değil mi? Ama işte bir kişinin bütün görevleri olmuyor. Tek tek tespit ediyorsun onları. Yani bir Şeyhülislam'ın sadece Şeyhülislam'la tayin edildiği bilgisi var. Hangi tarihte? Başka bir Peki. defterde başka bir görevi var. Bunları bir araya getirmek gerekiyor. O zaman bayağı Yani. defter karıştıracaksın. Evet, yani şeydeki şeriye sicillerindeki o sicil kayıtları var ya oradaki gibi değil bilgiler. Sadece bir bilginin yer aldığı defterler kişiye dair. Şimdi 947 müderris dedik. Bu 947 Şimdi müderris Zeynepciğim dedik. çok az vaktimiz kaldı. Ben mesela bir de şeyi merak ettim. O dönemki ulema şeyi var mıydı? Tabii onu defterde bulabilir misin bilmiyorum ama konuştuğu gündemleri neymiş? Gündemleriyle alakalı bir bilgi var mı? Neler konuşuyorlarmış o dönemde? Yok maalesef. Yani o tür konular. Sen biraz dedikodu Hayır, dedikodu istiyorsun. değil de yani tabii oradaki gündelik hayat anlamında yani İstanbul'da öğrencilerle hakkında da bir şeyler söyleyebilirler. Kendi aralarında da bir şeyler olabilir ama o tarik defterlerinde bunlar bulunmaz. Herhalde onu Yani evet. Evet, nereden tarih bulmalı? defterlerinde şöyle bir şey olabilir. Benim anlatacağım hakikaten vakit çok mu az kaldı? Evet, 5 dakikamız Evet. kaldı. Nasıl oldu? Öyle böyle ağır aksak yürük semai. Hmm.
Güzel Şey, güzel neyse bir daha yaparız, önemli değil. Sen devam et. yok, daha yapmayalım. Uzatma imkanı yok mu Uzatma, bilmiyorum şimdi şey verirse. bunu? Tamam. Tamam. O zaman ben kısaca toparlayayım. Evet, o söylediğim bilgiler bu defterlerde yok ama mesela Sultan Abdülmecid'in hocalarını da anlatacaktım size. Hocaların katıldığı, mesela imamların katıldığı, imam dediysem üst rütbe, bugünkü cami imamıyla karşılaştırmamak lazım. Bunların katıldığı meclisler var. Mesela bu meclislerde neler konuşulmuş, neler edilmiş, bunlara girilebilir belki ayrıntılı Onlar yazılı olarak. mı bir yerlerde? Hangi defterlerde yazılı İşte onlar? onların yazıldığı defterler var mı bilmiyorum açıkçası ama arşivde hani bunlar meşayet arşivine dair defterler vesaire şeyler var. Onlara tek tek bakmak lazım. Yani neler demişler, neler yapmışlar diye. Sonra şeyde mesela tezakirde bir bilgi var. Akşehirli Ömer Efendi, Sultan Abdülmecid'in şeyi bu, hocası. Kırım Harbi ile alakalıydı. Evet, Kırım Harbi ile ilgili. Ama bu tarih defterlerinde yok tabii. Ahmet Cevdet Paşa'nın anlattığı. Kırım Harbi ile ilgili Mehmet Ali Paşa'nın istediği bir şeyin doğru olduğuna yönelik görüş belirtiyor. Akşehirli Ömer Efendi. Fakat Sultan Abdülmecit buna karşı çıkıyor. Yani Maalesef. hocasına çok fazla saygı duymasına rağmen bir takım işte esafilin sözüyle paşa değiştirecek değiliz vesaire. Reşit Paşa'nın değiştirilmesini istiyorlar, görev değişikliğini istiyorlar. Buna karşı çıkıyor. Yani Sultan Abdülmecit ki hani aslında çok da etkin olmadığı Söyleyeyim. düşüncesi çok fazla herkeste. Onun bile böyle bir durumda karşı çıkabileceğini görüyoruz yani örneklerden. Ama buna dair bilgiler işte çok fazla değil maalesef. Hani ayrıntılı konuşabileceğimiz, üzerinde düşüneceğimiz çok da bilgiye ben rastlamadım Ama açıkçası. hayır, o Yanlış defterlerde değil, söyleyebilirim. başka yerlerde böyle şey, kazı gibi araştırmak ve bilgileri bir araya getirmek gerekiyor. O daha başka bir çalışma şekli. O kolay bir de bir şey değil yani. Tabii ki Ha, tarihi evet. defterleri sadece Yani bu ulemanın. 947 ulema ilmiye mensubu. Bunlar İstanbul müderrisleri. Bunların hani alt alta görevlerinin bir araya gelmesi kolay değil yani. Bir defterle değil, bir sürü defterle birlikte oluyor. Ve hani çok da böyle fazla yayabileceğimiz bir bilgiye de sahip olamıyoruz. Mesela şunları söylemek isterdim açıkçası. Yani bu sadece isimlerden o kişilerin kökenlerine erişebiliyoruz. Yani istatistik bilgiler Evet. vasıtasıyla. Mesela baktığımızda İstanbul medreselerinde nerelerden gelen müderris var? Yani 947 müderristen 650 müderrisin memleketi belli. Mesela tasnif ettiğimizde bunu şöyle tezde şöyle tasnif yapmıştık. Arap bölgesinden gelenler, Kafkasya'dan gelenler, Rumeli'den gelenler, Anadolu'dan gelenler ve İstanbul, asıl İstanbullu olan müderrisler şeklinde. Mesela Arap bölgesinin 5 farklı yerinden müderris gelmiş. 9 müderris. Yani çok fazla değil rakamsal Peki olarak. gelenler kalıyor mu, gidiyor mu? Kalıyor. Çünkü medreselerde görevlerini görüyoruz ya bunların. Yani görev mahalleri artık İstanbul medreseleri oluyor. Ama hiç emekli olmuyorlar mı yani? Tabii emekli oluyorlar. Emekli oluyorlar ama emekli olduktan sonraki süreçte ne yapıyorlar onu bilmiyorum. Mesela Kafkasya bölgesinden, Kafkasya olarak değerlendirdiğimiz bölgeden 28 müderrisin olduğunu söyleyebilirim. Rumeli bölgesinden, yani 47 farklı yerinden 110 müderrisin geldiğini görüyoruz. Tamam. Anadolu'nun da farklı yerlerinden yine Saatimiz doldu. müderrisler geldiğini söyleyebilirim. Şimdi Evet. kaydı iptal olmasın Zeynepciğim. Çok teşekkür ederim.
İstanbul Abdülmecit döneminde 950'ler müderrisle ulema ile Evet. doğrusu oldukça entelektüel tam bir başkent olduğunu bize verdin. Artı hatıratını kendi otobiyografinde oldukça detaylı olarak ve güzel bir biçimde. Çok teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin. Ben de teşekkür ederim. Ben de Ulan kayıt etmek istiyorum ama nasıl yapacağım ben kaydedince sen benden alacaksın. Ben sana göndereceğim. Selam, hayırlı onu? akşamlar. Hayırlı akşamlar.